çıkmıyor musun? Çıkacağım. Az bir işim kaldı. İyi misin sen? İyiyim. İyiyim iyi. Biraz yoruldum o kadar. Tamam. Çelik 8'de alacak seni ve yorgunluk bahanesi istemiyoruz. Haberin olsun. Hı hı. Tamam. Gece uzun. Dikkat et. Kumsal bir yer yok muydu Allah aşkına? Sana da bir yer beğendiremiyoruz. Hadi artık. Kafayı tüylemeyin. Bak buraya huzur bulmaya geldik ya. Ver şunu bana. Kaderler sende miydi? Hadi bakalım işimizi bulalım. Daha önce böyle bir şey içmediğinizden emin olabilirsiniz. Ver ver. Buyurun bayan. Afiyet olsun. Anneme kamp dedim. Kadın bir korktu, bir korktu. Tabii hayatı sadece televizyonlardan ibaret zannediyor. Oğlum benim annem de diyor ki ne işiniz var dağda bayırda? Gidin 5 yıldızlı otelde kalın diyor. Her gün gazetelerde çarşaf çarşaf haberler. Korkuyorlar tabii. Be! Nasıl zıpladın ama? Ama harbi sanki. Korktun ama. Aman. Boş ver Erin. Hadi. Hadi arkadaşlar. İşim vardı ya. Amma içmişim. Mehpare? Mehpare! Mehpare! Ne oluyor ya sabah sabah? Orada. Ne var orada? Ya git bak. Mehpare! Hiçbir yerde yok. Kahretsin, çekmiyor. Benim telefonum da çekmiyor. Burada çekmez abi. Ne yapacağız? Siz çevreye bakın. Köye gitmiş olabilir mi? Tamam, ben bakarım. Tamam. Biz de gidelim o zaman. Nereye? Yol kenarından çekiyordur herhalde. Polise haber verelim. Çabuk. Ya kabul edin, bu sefer yenildiniz. Daha ne uğraşıyorsak anlamadım. Daha oyun bitmedi Selim. Ha oldu. Ben de veziri vereceğim size.
Buyurun, yerim. Bırakmam. Hop. O ne ya? Ben nasıl satranç oynuyorum böyle ya? Ben onu nasıl görmedim ya? Küçücük tahtada onu gördüm, bunu görmüyorum. Kafan karışıktı ondan Selim. Uff, hakikaten ya. Bu aralar böyle Zeynep de gitti. Afalladım ben, bir şey oldu. Doğru düzgün satranç oynayamıyorum yani. İstersen bırakalım. Bir daha da oynamayalım. Ya bir daha değil de hani bir ara verelim yani. Bir kafamı toparlayayım falan. Merkez 45-25. 45-25 dinlemede. Kilyos Kıtırkaya'da Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi kampüsünün 2 kilometre ilerisinde şüpheli ölüm vakası. Anlaşıldı merkez. Yoldayız. Mehpare Çınar başkomiserim. 79 İstanbul doğumlu. Dün akşam arkadaşlarıyla beraber kampa gelmişler. Bu ne? Sabah arkadaşlarından biri bulmuş. Sonra haber alınamayınca da direkt polise haber vermişler. Hiçbir iz yok. Tamam, gidelim. Son çare olarak da dalga çekimine haber vermişler komiserim. Bıçak izi ne benziyor? Cesetten kurtulmak için direkt ayaklarından bağlayıp taşlatmışlar komiserim. Niye açığa atmamışlar? Belki akıntıyla beraber kıyıya gelmiştir diyeceğim komiserim ama aradaki zaman çok kısa. Dün gece zaten hayattaymış. Taş da var dedin. Boncuklardan ikisi eksik. Etrafta gördünüz mü hiç? Hayır komiserim, bulamadık. Zaten burada da bulmamız çok zor. Saçındakinden başka da kan izine rastlayamadık komiserim. Maktulün anne ve babası geldi komiserim. Her soruşturma ve her olay yeri incelemesinin güçlükleri olur ama en zoru ve en tehlikelisi su altındakilerdir. Sudaki bir delilin işe yaramadığı sanılır. Halbuki su altı olay yerlerinden ya da sudan çıkartılan bir cesetten tıpkı karadakiler gibi kan, saç, lif, parmak izi gibi kanıtlara ulaşılarak çözülmüş nice olay vardır. Çelik Gürsel, 37 yaşında, maktulün arkadaşı. Hafta sonu meteor yağmuru olacaktı. Hava da açıktı. İzlemeye gelmiştik. Nereden tanışıyorsunuz? Aynı şirkette çalışıyoruz. Bora Kimya'ya bağlı HES Eczacılık. Ben Arge'deyim. Şeyda Pekuysal, 35 yaşında. Maktul'ün arkadaşı. Meteor yağmuru dün gece miydi? Yok, aslında yarın da biz 2 gün önce geldik. Biraz tatil yapalım dedik. O benle Erin zaten geliyorlarmış. Bizi de davet ettiler. İkisi teklif etti yani. Evet. Öylesine bir geyik olmuştu. Erin Başar, 29 yaşında, Maktul'ün arkadaşı. Kararlaştırdık işte. Öyle olacağını bilsem. Oben Bey'le birlikte misiniz? 6 ay yeni doldu. Oben Koroğlu, 35 yaşında, Maktul'ün arkadaşı. Peki Mehper Hanım'la yakın mıydınız? Üniversitede tanıştık. Okulu beraber okuduk. Sonra bir süre görüşmedik ve tekrar karşılaştık. Şirkette mi? Yok, iş arıyordu. Zaten ben tavsiye ettim bizimkilere. 4 yıl olacak neredeyse. Gece kaç kişiydiniz? 6. Gelip giden, uğrayan biri oldu mu? Yok, kimse gelmedi. Şüphelendiğiniz birileri var mı? Hayır, yok. Peki yanınızda bot ya da deniz taşıtı gibi bir şey yok muydu? Yok, biz zaten arabayla geldik. O benle Erin de motorla geldi, o kadar. Bekir Yazgan,
32 yaşında, maktulün arkadaşı. Gece hiçbir şey duymadınız mı yani? Açıkçası çok içmiştik. Hepimiz çok sarhoştuk. Ben zaten sızmışım. Hiçbir şey hatırlamıyorum, hepsi bu. Tamam, al arkadaşı. Yazılı ifadesinden sonra. Of! Ya niye böyle şeyleri yapmak hep bana kalıyor, bir anlasam? Bu sefer kendin atladın. Yazık ama perişan oldular ya. Bir şey öğrenebildin mi bari? Kız kendi yaşıyormuş. Arkadaşlarla kampa gidiyorum diye çıkmış evden, bir daha da geri dönmemiş. Of, annesi çok fena oldu ya. Hayıldı bayıldı falan. Babası desen iptal. Kendilerine gelince merkeze konuşuruz. Kubilay, kızını evine de bakın, tamam mı? Biz de şu arkadaşları bir yoklayalım bakalım. Niye? Şüphelendiğiniz biri mi var? Biri değil Selim. Kurban hariç 5 kişilermiş. Hiçbiri bir şey duymamış. Kızı ortadan kaldırmak için buraya getirdiler dersiniz. Başkomiserim. Duydum Selim. Ama buna cevap vermek istemiyorum. Umarım öyle değildir.